Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi es kesmeden devam ediyoruz ve İnkılap tarihinden sizler için 3 kilit soru hazırladım. Öğrenciler böyle sorularda takılabiliyorlar. Hiçbir gitmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım ilk sorumuz Amasya tahmininden. Bakalım soru bizden ne istiyor hocam? Bakalım ne diyor? Diyor ki Amasya genelgesinin yukarıda verilen maddelerinden hangileri Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda ve niçin yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır? Soru zor gibi görünüyor değil mi? Ama sizden ne istiyor biliyor musunuz? Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesidir? Soru bu. Bakalım. Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı tehlikededir. Bu bizim ilk gerekçemizdir değerli arkadaşlarım. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmektedir. Bu durum milletimizi yok saymaktadır değil mi? Bu da ikinci gerekçe. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Düşünce neydi? Düşünce neydi hocam? Düşünce şuydu değerli arkadaşlarım. Ulus egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurumadır. Üçüncü öncül bizim amaç ve yöntemimizdir. Gerekçemiz değildir. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz şöyle. Dikkat ediyoruz. Paris Konferansı'nda alınan karar gereğince Türk-Yunan Savaşı'nı durdurmak isteyen İtilal Devletleri tedbirlerinden hangilerini almıştır? İlk önce baktığımızda Amiral Bristol raporunun yayınlanması. Paris Konferansı'nda karar alındı değil mi değerli arkadaşlarım? Türk-Yunan Savaşı'nı sona erdirmek istiyorlardı. Ama Amiral Bristol Türklerin uluslararası alanda haklılığını gösteren ilk rapordur. Bu bir tedbir değildir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Bunu geç. General Milne hattı. Bunu burada bırak. Londra Konferansı 1921 yılında toplanacak. Birinci Yunan Savaşı'ndan sonra bu durum biliyorsunuz ki düzenli ordunun ilk zaferi olup bununla beraber Londra Konferansı'yla Misak-ı Milli'nin dünyaya duyurulma fırsatı elde edildiği gelişmedir değerli arkadaşlarım. Yani bu da bir tedbir değildir. Bu bir zaferdir. Sevgili arkadaşlarım, Milne hattı Türk-Yunan sınırı olarak bilinir ve bu sınırla ulaşılmak istenen amaç neydi? Türk-Yunan Savaşı'nı durdurmaktı. Cevabımız B şıkkı. İnşallah toparlayabilmişimdir. Sürçülisan olmuşsa affola. Şöyle bir sorumuz var. Bu düşüncede ilk değişiklik aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra gerçekleşmiştir? Şimdi değerli arkadaşlarım. 1920 yılı sonlarında Fransız Dışişleri Bakanı Millerand, İtilal Devletleri Sèvres Antlaşması'nda hiçbir değişikliğe razı olmaz demiştir. Şimdi Sèvres Antlaşması'nda değişiklik yok diyorlar değil mi? Ama 1. Yunan Savaşı'ndan sonra hangi konferans toplandı? Londra Konferansı toplandı ve ilk değişikliğin yapılması yönünde karar alındı. Yani seve seve değil, söke söke yapılacaktı. İkinci yönünü, siz orada sadece düşmanı değil, milletin makus halini yeniriz. Kütahya Eskişehir, ordu Sakarya'nın doğusuna çekildi. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, o satı tüm vatandır. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz, ileri savaş artık sona erecek. Cevabımız 1. Yunan Savaşı olacaktır. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.